Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz yine çok önemli. Uzun dönem, yani süresiz ikamet izinden bahsedeceğiz. Süresiz ikamet izni nasıl alınır? Şartları nelerdir? İlk önce şuradan başlayalım. Süresiz ikamet izni, yani uzun dönem ikamet iznine başvuru yapabilmeniz için 8 yıl Türkiye'de ikamet izniyle kesintisiz yaşamanız lazım. Peki 8 yıl Türkiye'de kesintisiz olarak ikamet iznine yaşadık. Yetiyor mu? Hayır, tabii ki de yetmiyor. Toparlamanız gereken bazı evraklar var ve bu evrakların içinde en önemlisi Türkiye'de nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Yani ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, bu parayı nereden alıyorsunuz? Bunu belgelemeniz lazım göç idaresine. Şunu şu şekilde de belgeleyebiliyorsunuz. Banka hesabında hesap gösteriyorsunuz kendiniz için. İşte en az askeri ücret olacak şekilde 12 aylık bir hesap gösteriyorsunuz ve bu şekilde de başvuru yapabiliyorsunuz. Ne banka hesabı olan veya gelirini gösteremeyen yabancılar ise uzun döneme maalesef başvuru yapamıyor. En önemli kriterlerden birisi geçimini nasıl sağladığıyla ilgili bir belgedir. Peki uzun dönem ikamet iznimizi aldık. Uzun dönem ikamet izninin bize sağladığı avantajlar nedir? Onlardan da hemen bahsedeyim çok kısaca. Türk vatandaşlarına daha doğrusu verilmiş hakların birçoğundan siz de yararlanabiliyorsunuz. Sadece işte polis olarak, asker olarak, devlet görevlisi olarak çalışamıyorsunuz. Seçme seçilme hakkınız yok. İşte bir iş yerine girdiniz, çalışma izni çıkarmanıza gerek yok. Direktmen girip çalışabiliyorsunuz. Türk vatandaşı gibi sigortalı olabiliyorsunuz. Ve en önemlisi, uzun dönem ikamet izniniz var ise Türk vatandaşlığı başvurusu dahi yapabiliyorsunuz. Birçok yabancı uyruklu vatandaş uzun dönemden daha haberi bile yok. 8 yıl burada yaşayıp da kesintisiz yaşayan yabancılar var. Vatandaş olmak için, örnek veriyorum, çalışma izni çıkartıp beklemek istiyorlar veya ev alıp ev üzerinden vatandaşlık almak istiyorlar. Ama oysa ki 8 yılınız dolmuşsa, uzun dönem hakkınız var ise uzun dönemi alıp hiç problemsiz zaten vatandaş olabiliyorsunuz. Hiç vatandaş olmasanız bile, en çok bunu Türkmenler söylüyor, vatandaş olmak istemiyoruz ama diğer haklardan yararlanabiliyoruz. Uzun dönem alırsanız, hiç vatandaş olmasanız bile diğer haklardan yararlanabiliyorsunuz. Uzun dönem kısaca şudur. Süresiz. İkamet izninin arka kısmında süresiz yazılır. Sadece suç işlerseniz o iptal edilir. Suç işlemediğiniz sürece süresiz, ömürlük, yani bir ikamet izni kartına sahip olacaksınız. Biz Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak tüm bu konularda sizlere profesyonel yardım ve hizmet sunuyoruz. Bu konularla ilgili bilgi almak için yapmanız gereken sadece bize ulaşmak. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.